büyük atılım felaketinin ardından Mao sahneden çekildi ve bir tür inzivaya kapandı. Ülke yönetimini daha ılımlı bürokratlara bıraktı. Çinliler kısmen de olsa normal yaşamlarına geri döndüler ve biraz rahat nefes aldılar. Ama Mao yeni cinayetler için planlar yapıyordu. Komünist ideolojinin topluma yeterince yayılmadığını düşünüyor ve büyük atılımın başarısızlığını bu ideoloji eksikliğine bağlıyordu. Mao'nun taraftarları onun konuşmalarından oluşan Kızıl Kitap'tan 10 milyonlarca bastılar. Ve büyük serdümen olarak anılan Mao 60'ların ikinci yarısında yeniden sahneye çıktı. Yangtze Nehri üzerinde düzenlediği yüzme gösterisiyle hem enerjisini hem de taraftarlarını sergiliyordu. Mao hayal ettiği ideolojik program için önce Çin'in klasik sanatlarını dejenere etmeye girişti. Topluma komünizmin temeli olan şiddet ve çatışma fikirlerini aşılamak istiyordu ve bunu opera yoluyla başlatabileceğini düşünmüştü. Mao'cu doktrinlerle beyni yıkanmış olan oyuncuların yüzünde komünist cinnetin izleri okunuyordu. Mao'nun operayı ziyaret etmesi bu fanatik taraftarları için en büyük onurdu. Ve Mao ikinci atılımını 1966 yılında başlattı. Bu Mao'nun deyimiyle büyük proleter kültür devrimiydi. Mao'yu putlaştıran propaganda tüm Çin'e yayıldı. Okullarda çocuklara Mao'nun Kızıl Kitabı ezberletiliyor, duvarlarda onun sloganları yazılıyor, afişlerde Mao adeta insanüstü bir varlık gibi tasvir ediliyordu. Kültür devriminin militanları, Kızıl Muhafızlar adı verilen genç yaştaki öğrencilerdi. ...18 Ağustos 1966'da Mao'nun fikirleriyle beyinleri yıkanmış 1 milyonu aşkın Kızıl Muhafız Tiananmen Meydanı'nda toplandı. Mao'nun yüzünü görebilmek için birbirlerini eziyorlardı. Genç bir kız öğrenci Mao'nun yanına çıkarılmış ve onunla el sıkışmıştı. Mao pek umursamasa da bu olay genç kız ve arkadaşları için önemliydi. Hepsi onun Mao tarafından sıkılmış eline dokunabilmek için can atıyordu. Mao, bu beyinleri yıkanmış gençleri
İsyan etmek haklıdır sloganıyla toplumun üzerine sürdü. Kızıl muhafızlara, okullardaki öğretmenlerine, devlet dairelerindeki yöneticileri veya otorite sahibi gördükleri başka herkesi alaşağı etmelerini emretti. Kızıl muhafızlar, Çin'in devlet başkanı sıfatını taşıyan Liu Shaoqi'yi bile tutukladılar ve türlü hakaretlerle aşağıladılar. Herhangi bir kurumun yönetiminde olan herkes, hiçbir suçu olmasa da komünist olmamakla suçlandı, toplum önüne çıkarılıp aşağılandı. Başlarına küçük düşürücü külahlar, boyunlarına hakaret dolu yaftalar asılan, itilip kakılan, dövülen bu insanlar ağır işkenceler gördü. Çoğu toplu idam törenleriyle katledildi. Kızıl muhafızlar kendi anne babalarını dahi aşağılayıp dövebiliyorlardı. Yoldan geçenleri çevirip Mao'nun kızıl kitabından pasajlar soruyor, bilemeyenleri dayaktan geçiriyorlardı. 1 milyondan fazla insan bu şekilde öldürüldü. Kültür devrimi sırasında tutuklanan üniversite profesörlerine yapılan insanlık dışı işkenceler bir gözlemcinin sözleriyle şöyle anlatılır. Okul binasının önünde başları ve yüzleri siyah mürekkebe bulanmış, tamamı 40 ila 50 kadar sıra halinde duran profesörleri gördüm. Tümüne eşek takkeleri giydirilmişti. Sırtlarında da pis süpürgeler, toz bezleri ve ayakkabılar taşıyorlardı. Profesörlerin boyunlarına da içi taşla dolu kovalar asılmıştı. En sonunda tümü dizlerinin üzerine çöktü, tütsüler yaktı ve Mao Zedong'a suçlarını affettirmek için yalvardı. Dayak ve işkenceler bunu izledi. Daha önce hiç böyle işkence görmemiştim. Onlara artık su maddeleri ve böcekler yediriliyor ve elektrik akımı veriliyordu. Cam kırıkları üzerine diz çökmeleri için zorlanıyor, kollarından, bacaklarından askıya alınıyorlardı. Kızıl muhafızlar, batılı diplomatlara da saldırdılar. Ülke giderek daha fazla şiddet ve kaosa sürüklendi. Müzeler tahrip edildi, kitaplar yakıldı, bir zaman sonra kızıl muhafızların rakip fraksiyonları arasında çatışmalar başladı. Fabrikalar, okullar, hastaneler çalışmaz hale geldi. Mao'nun safsataları tüm bir ülkeyi anarşiye sürüklemişti. Sonunda düzen ancak ordu müdahalesiyle sağlanabildi. Kızıl muhafızlar tarlalarda çalışmaya gönderilerek etkisiz hale getirildi. Yine de kültür devrimi çılgınlığı ancak Mao'nun 1976'daki ölümüyle sona erebildi. Komünist Parti'nin Mao'ya olan sadakati ise devam ediyordu. Mao için yazılan ağıtta eli kanlı diktatör sanki yüce bir varlık gibi tasvir ediliyordu. Mao'nun cesedi mumyalanarak koruma altına alındı. İdeolojisi ise yaşamaya ve kan dökmeye devam edecekti.
Maoculuk komünizmin en kötü versiyonudur. Deyim yerinde ise beterin beteridir. İşin ilginç yanı bu facianın sadece Çin'i değil, Çin'den etkilenen başka ülkeleri de vurmuş olmasıdır. Sovyet-Çin ilişkilerinin 1960'larda bozulmasıyla birlikte Maoculuk alternatif bir komünizm modeli olarak farklı ülkelerde taraftarlar bulmuştur. Arnavutluk, Kuzey Kore ve Kamboçya'da Maoculuk prensiplerine dayalı rejimler kurulmuştur. Ve bu rejimlerde insan aklının almakta zorlanacağı vahşetler yaşanmıştır. Özellikle de Kamboçya'nın ölüm tarlaları dünya tarihinde eşi görülmemiş bir vahşetin hikayesidir.